Yargıda Rıdvan'ın acı vedası ve Defne'nin kritik durumu geçtiğimiz bölümün son sahnesine damgasını vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Birazdan kaçırmamanız gereken çok önemli gelişmeleri ve detayları sizlerle paylaşacağız. Son olarak da yargı dizisiyle ilgili kötü haberi vereceğiz. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Ilgaz ve Pars Defne için Salim'i serbest bıraktı ancak takip cihazı taktıkları için bu durum Balkan mafyasına ters geldi ve zaten Salim'in fişini çekmek için hazır bekleyen mafya böylece Salim'den kurtulmuş oldu ve Defne'yi de balık deposunda saklayarak Ilgazlar için zorlu süreci başlattı. Ilgazların Defne'yi bulmak için sadece 40 dakikaları olacak ve ilk iş olarak hızlı bir şekilde civardaki bütün balık depolarını aramaya başlayacaklar. Defne zaten balık işareti yaparak bununla ilgili ipucu vermişti. Sonuç olarak yeni bölümde Defne'nin kurtuluşunu izleyeceğiz. Öte yandan Metin Amir'in de uyanarak yavaş yavaş kendine gelmesini bekleyeceğiz. Metin Amir'le duygusal bir konuşma yapan Merdan Dede ise birkaç bölüm sonra diziye veda edecek. Evet, Defne'nin kurtuluşu ve Metin Amir'in uyanması yüreklere su serpecek ancak yaşanan acı olay başta Pars olmak üzere herkesi etkisi altına alacak. Dizinin neşeli karakterlerinden olan Rıdvan'ın ölümü herkesi üzdü. Şimdi gelelim bu konudaki bomba detaylara. Birkaç bölüm önce Özge Rıdvan'a "Bu adliyeden çıkacak son kahraman sen olursun" diyerek kızmıştı ve şimdi ise Rıdvan kahramanca görevini yaparken vurularak öldürüldü. Üstelik tam da Özge'ye evlenme teklifi edecekken gözleri açık bir şekilde veda etti. Elbette durumların bu şekilde olmasında Pars'ın da parmağı var. Basına yaptığı açıklamanın ardından bu şekilde plan yapan Pars, Rıdvan'ın Salim yerine aracı binmesine izin verdi. Doğal olarak en büyük acıyı Pars yaşayacak. Büyük bir suçlulukla vicdan azabı çekecek. Eğer Derya'nın da dediği gibi basına herhangi bir açıklama yapmasaydı Rıdvan yaşıyor olacaktı. Peki zaten Salim öldürülmüşken üstüne bir de neden Rıdvan öldürüldü? Bu konuda bizi çok şaşırtacak ilginç olaylar bekliyor diyebiliriz. Balkan mafyası savcıların çevirdiği oyundan dolayı ceza olarak Rıdvan'ı öldürdü veya işlerini sağlama almak için öldürdü olarak düşünebiliriz. Ancak işin içinden bambaşka bir durum daha çıkabilir. Bu konuda akıllara gelen ilk isim Ömer. Mafya ile ilgili önemli bir bilgiyi elinde tutan Ömer, Yekta'nın da talimatıyla Ilgaz ve Pars'ları köşeye sıkıştırmak istiyor. Zaten Yekta bu konuda fitili ateşlemişti. Sonrasında ise Ömer yine zekice bir planla Ilgaz ve Pars'ın oyunu ortaya çıksın ve imajları zedelensin diye böyle bir plan hazırlamış olabilir. Yekta Ömer'e "Benden çok şey öğreneceksin" demişti ancak Ömer'in yaptıkları karşısında Yekta bile şok olacak. Kısacası Pars ve Ilgaz'ı zorlu yeni bir süreç bekliyor. Bir yandan da Balkan mafyası ile hesaplaşmaları olacak ve bu örgütü çökertmek için harekete geçirecek. Öte yandan tekin ayak olmadığı her halinden belli olan Eyüp karakterinin gizemi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Ya mafyanın adamı ya da Ömer'in adamı olduğu anlaşılacak. Önceki videolarımızda Ilgaz'ın arabasında bombayı koyan kişinin Eyüp olduğu ihtimalinden bahsetmiştik. Eyüp, kritik bilgiler vererek ilk aşamada güven sağlamaya çalıştı ancak başta Çınar olmak üzere Kaya ve Erguvan ailelerini bambaşka bir noktaya sürükleyecek. Şimdi gelelim yargı dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek kötü habere. 2 sezondur herkes ekranları kilitleyen yargı dizisi hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük bir başarıya imza attı ve atmaya devam ediyor. Fakat başarılı dizi yüksek reytingler almasına rağmen en başından beri 2 sezonluk planlanmıştı. Yani eğer yeni bir değişiklik olmazsa ne yazık ki dizinin 3. sezonu olmayacak ve bu sezon sonunda çarpıcı bir finalle ekranlara veda edilecek. Belki de Ilgaz'ın ölüm senaryosu final bölümüyle yaşanır. Şu sıralar fırtınalı bir dönemden geçen Ilgaz Ceylin ikilisinin arası yavaş yavaş düzelmeye başlayacak ve artık birbirlerini daha iyi anlamaya başlayacaklar. Yine de bir ihtimal son dakika kararıyla dizinin 3. sezonunun olmasını umut edeceğiz. Böyle bir durumda da Ilgaz'ın ölüm senaryosu bambaşka bir konuya bağlanmış olacak ve Ilgaz hayatta kalmış olacak. Bu durum ilerleyen haftalarda tamamen netlik kazanmış olacak. Dizinin hayranları ise kesinlikle final yapılmasını istemiyor ve hatta 3. sezonun olması konusunda sosyal medyada çeşitli etkinlikler yapıldı. Bu konuda yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Son olarak yeni başlayacak olan aile dizisiyle ilgili videoların geleceğini de duyurmuş olalım. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.